Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Ayfer'imiz yumurtlamış. Çok mutluyum. Yani mutlu olmasam bile mutluyum. Çünkü yoruldum gerçekten. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkada birazdan onu da göstereceğim. İçerideki elimi de zaten kestim bu arada. İçerideki dark brown'larımıza dışarıda güzel bir yer yapıyoruz. Yusuf, Kerem, Alihan, Gökdeniz kardeşlerimize buradan çok çok teşekkür ediyorum onlara. Çok yardım ediyorlar. Sağ olsun. Zaten her gün yanımdalar. Yusuf'un da kanalına abone olun. Tamam mı Yusuf? Evet. Anlaştık. Şimdi şöyle arkadaşlar, biliyorsunuz biz civcivleri aldık Ayfer'in altından. Buraları da komple temizledik, kümesleri temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi vitrajını da sıktık tekrardan. Talaş olmuyor. Gerçekten talaş kokuyordu. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biraz kanlı yumurta yapmış arkadaşlar. Gayet güzel. Ayfer'imiz zaten oturuyordu burada. Biz onun civcivlerini altından aldık. Biliyorsunuz eziyor diye. Zaten bir tanesini ezdi. O yüzden ben de hemen altından aldım. Ama Nazlı'mız çok şükür. Nazlı'yı da birazdan göstereceğim. Pasaklığı nerede? Abi pasaklığı nerede diye çok kardeşimiz söylemiş, sormuş. Pasaklığı nerede? Dışarıda. Dışarıda mı? Dışarıdaymış. Onu gitsene bakalım. Pasaklayın. Şimdi şöyle biz kümesleri bir bakalım arkadaşlar. Komple temizledik. Yerleri de temizlemeye çalışıyoruz. Gayet güzel şekilde yoruluyoruz ama olsun. Dediğim gibi gösteriş benim için çok önemli. Yani bakınca güzel olması lazım. Aynen, bakınca güzel olması lazım. Şimdi buralarda talaş çok fena kokuyordu arkadaşlar. Yalan yok. Yani daha yeni başladı. Yağmurdan sonra bir başladı kokmaya. Şöyle maşallah bayağı da yumurtamız var. Gördüğünüz gibi hepsi de bak. Hepsinin boyutu da büyüleşmiş. O bizim lohmanların olması lazım ya. Ya da filemutun da olabilir. Bayağı da büyük ya maşallah. Ellerim biraz kirli arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama mecbur yani. İşçi biliyorsunuz adam, aynen işçi abi. İşçi adam. İşçi abimiz. İşçi abi. İşçi adam olmak biraz farklı arkadaşlar. Komple ellerimiz zaten ellerimizde eldiven kullanmak istiyoruz ama kullanmadık eldiven. Pasaklı yok mu? Pasaklı dışarıda. Ben az önce gene gördüm yani. Pasaklı çok iyi yani. Keyfi yerinde de işte galiba bir manita istiyor ya, bilmiyorum. Bizim minnoşumuz burada gördüğünüz gibi. Ayfer de burada. Nazlı da ileride, onu da göstereceğim şimdi. Şöyle arkadaşlar şurayı açalım abi. Bunu da arkadaşlar size sürpriz olacaktı ama. Şimdi şöyle arkadaşlar bir tane demirimiz var. Bize de sağ olsun buradan Ömer Aydın abime çok teşekkür ediyorum. Meyra İnşaat. Bize 6 tane OSB verdi. Çok teşekkür ediyorum Ömer abime, sağ olsun desteklerinden dolayı. Şimdi gördüğünüz gibi bunu OSB ile direkt her tarafını kapattık. Tabii yağmurdan etkileneceği için bunu da güzelce brandayla kapattık. Şimdilik daha da güzel olacak tabii ki de. Ortadan bölüyoruz bunu arkadaşlar. Ortadan bu tarafta bir kapı olacak, bu tarafta bir kapı olacak. Burada dark brown'larımız var içeride, biliyorsunuz. İleride boyları kısa kalmaması için direkt daha geniş, daha güzel bir yer almamız lazım. Eşilmeleri için toprak olması lazım altında. Böyle güzel bir yer yapacağım. Hava güzelken buraya getireceğim. Zaten biraz daha büyüdükten sonra direkt buraya alacağız onu. Öbür yarkalarla beraber tutmayacağız. Öbür kırma tavuklarla beraber tutmayacağız. Dispenser de aynı şekilde. Zaten 2+1 onları da getireceğiz buraya. Burada 2 tane bölme olacak arkadaşlar. Mükemmel bir civciv kafesi daha yapıyoruz. İçerideki büyütme. Yani bir ay, 1,5 ay içeride resti. Sonra buraya alacağız. Tamam kanki, kapatabilirsin. Çünkü yağmurdan etkilenecek. Yağmur da yağıyor, bir duruyor, bir şeyler oluyor. Yine olsun, sıkıntı değil. Yerleri temizliyoruz dedim. Bak bak şimdi baksana ya. Gel gel. Kabuk. Kabuk gel buraya. Gel, kavun vereceğim sana ya. Gel. Kavunu da şey yapayım. Kaç oradan. Kör. Ya kabuğumuzda bir tane dişi alacağız arkadaşlar. Çoğu kardeşimiz zaten diyor. Abi niye dişi almıyorsun falan dedim. Daha yeni geldiği için daha buna da bir yer yapacağız. Ha bu arada havuzu da kırdık arkadaşlar. Şöyle gösterirsen havuzu da kırdık. Havuzu doldurdu bizim Alihan'la Kaan. Sağ olsunlar, havuz doldu. Kıt yok. Ettiğimiz de iyileşti. Lan ayağına vurdun adamın. Aa be, bizimkiler nereye gidiyor lan. Mevcim bak, uçmaya gitme abi. Uçmaya gitmeyin, gel oğlum buraya. Mevcim şikayetçi de habire uçuyor. Şöyle onları da bir kısa bir göstereyim. Bir tur atlasana abi. Bizim Tefo ona bindi, buna bindi. Bak bir tane pasaklı orada. Dur dur pasaklı. Gel. Arkadaşlar evet, pasaklıyı yakaladım. Pasaklı da burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam lan yeter lan yeter, kafana içime girdin ya. Şimdi pasaklıyı yakaladık. Arkadaşlar pasaklımız da şöyle gördüğünüz gibi. Değil mi? O da doğru. Pasaklının yanında benim güzelliğim hiçbir şey. Değil mi pasaklı? Nasılsın, iyi misin? İyiyim diyor. Sonra konuşuruz diyor. Kameraya çıkmak istemiyor. Ha o yüzden mi sağda solda geziyordun? Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle pasaklı elime oturdu lan, şikayetçiye bak ya. Şöyle gördüğünüz gibi pasaklı da şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir horozumuz. Minnoş diye bir tane hanımı var ama pek fazla eşleşmiyorlar. Hah oğlum gelsene ya. Bak. Tamam abi bak şimdi o Necmi'ye bak, gel şimdi. Necmi'ye bak abi. Ha Necmi. Necmi kovalıyor ya. Necmi gerçekten var ya.
Lukis, Lukiye bak bakayım bana, gel bakayım buraya, gel. Lukiye de çok maşallah ya, bu aralar hiç şey yapmıyor, görüyor musun? Fazla öyle hırçın değil. Çok da güzel, morali bozuk değil ya, bilmiyorum, gurk olmuyor. Yumurtaya bir bakıyorum, Hitler'in kümesinde yumurta, bir bakıyorum bu tarafta, bir bakıyorum orada yumurtluyor, bir bakıyoruz yerde yumurta yapıyor. Öyle değişik bir hayvan yani ama hiç gurk olacağını zannetmiyorum. Bak pasaklı öttü. Şimdi bak. Abi Nazlı'mıza bakacağız sonra içerideki civcivleri de gösteririz, fark etmez, kardeşlerimiz abi göster diyor. Kız ne haber ya? Bak şuna bak. Ha, alayım mı onu? Alayım mı bunu? Çok güzel maşallah, gerçekten var ya. Bak altındaki civcivler var. Zaten dark brahmalar hemen kendini belli ediyor arkadaşlar. İnşallah başına bir zeval gelmeden hemen onları da yetiştireceğiz. Çok güzel olacak. Bu arada şu kümesleri de komple temizledik arkadaşlar. Dediğim gibi talaş ilk başta çok güzel oluyor ama ıslanınca acayip bir pis kokuyor yani. Gerçekten biz de hemen baktık, rahatsız oldum. Ben işte o kokusunu sevmem pek fazla. Hemen giriştik kardeşlerimle, sağ olsunlar, her tarafı temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi komple kümesleri temizledik. Şimdi tekrardan yemlerini boşalttık, hepsini, sularını boşalttık. Yemlerini, sularını koyacağız. Yine hayvanlarımıza açacağız kapıları. Zaten orayı açtık. Yani her gün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel kafesi kafamızda tasarladık. Şimdi buradaki kümesimizi de gösterelim arkadaşlar. Sağ olsun Kerem'le beraber güzelce yaptı kümesimizi. Ya dedim şimdi yağmur yağarsa bunları Alihan buraya koydu, etkilenmesin, yağmurdan şişmesin diye. O sebeple biraz pis malzeme yani. Pisten kastım biliyorsunuz, hemen şişiyor, patlıyor. Güzelce kapısını yaptı. Ulan kapı içeri geldi. Rezil olduk oğlum ya. Şimdi kapısını yaptı. Ben normalde şurası düzdüm. Şunu atma neyse. Şimdi bunu yaptı, ortadan böldü arkadaşlar. Ortadan böldük, burasını yaptık, burasını telledik. Şimdi burası uçum kümesi. Dediğim gibi birazdan bunun altına da beton atacağız. Daha işimiz var. Burası şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hazır. Bunun da altına beton atacağız. Ondan sonra kuşlar gelecek. Barış abinin kuşları gelecek. Bak suyu hepsini yine yere döktü ya. Ya var ya sen yemin ediyorum ya, var ya geberteceğim seni ya. Gökteniz şuna bir su koy. Konfi ne haber ya? Şuna baksana ya. Ay. Sen bugün dışarı çıkmadın mı? He? Seni biz dışarı saldık ama hindiler vurmaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden pek fazla konfi de dışarı salmak istemiyoruz. Yani şöyle buna da bir tane yeni eş alabiliriz de bakalım. Bak boşuna bak. Hep çamur yiyor. Şu da arkadaşlar herhalde dün ben göstermiştim. Bir abimiz yazmış, o da yemden olabilir demiş ama şurada yok. Yem mi? Kabuk bağlamış. Evet. Kabuk bağlamış. Buraya herhalde bir yere vurmuş da olabilir. Ondan öyle bir yara olmuş. Kabuk bağlamış. Hah, ver. Etliye bak. Abi etlikler maşallah. Gerçekten maşallah büyüdüler. Şöyle kocaman oldu. Bir tanesi de revirdeydi biliyorsunuz. Hastaydı. Onu da, o da iyileşti. Hemen onu da saldık dışarıya. Şöyle maşallah kocaman oldu lan. Biraz daha büyüsün. Bir tane tavuğumuz var galiba. Teşekkürler Gökteniz Bey. Susamış ha, görüyor musun? Abi suyu hepsini dışarı atıyor. Ne kadar saçmasın sen ya. Ha? Niye böyle üçkağıtçılık yapıyorsun? Bütün suyu dışarı atıyor, tamam mı? Döküyor suyu. Geri gitme. Geri gel. Gel konfi. Şuna bak ya. Su içişi bile tatlı hayvanın ya. Gerçekten. Instagram'dan bir tane resim paylaşmıştım. Model gibi poz veriyor. Aynen, model gibi bir poz vermişti. Onu da görmediyseniz arkadaşlar Ahmet'in nokta tavukları yazaraktan Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Reklamımızı da yaptık denelim. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Pasaklı da burada, Kamil de burada, Necla burada, Ustura Fatma burada. Şöyle gördüğünüz gibi boyları da bayağı büyüdüler. Bakalım inşallah en kısa zamanda yumurta yaparlar. Biliyorsunuz bunların yumurtası küçük olur. İspencin yumurtasıyla biraz, belki biraz daha büyük. Bunlar da bir yumurtlasın. Ondan sonra tamam Tefocuğum. Ondan sonra arkadaşlar üretime devam edeceğiz. Bakalım kendimize güzel tavuklar yetiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bizim daha hala işimiz var. Arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.